Hayat bazen bizleri gerçekten de saçma olduğunu düşündüğümüz şeylerle karşılaştırabiliyor. Mesela doğruluğuna ve gerçekliğine inanmak istemeyeceğiniz Virginia Nault'un hayatı gibi. Sizce bir insanın en fazla neye alerjisi olabilir? Yer fıstığına, balığa, kabuklu deniz ürünlerine ve daha birçok şeye. Say say bitmez. Herhangi bir insanın birden çok şeye alerjisi olabilir. Buna bir şey dediğim yok. Peki bir insanın başka bir insana alerjisinin olduğunu ve sadece yan yana geldiklerinde vücudunun bazı bölgelerinde döküntüler meydana geldiğini söylesem, sizce de bu kulağa çok saçma gelmez miydi? Virginia Nault ismindeki bir kadın yıllardır sağlıklı olan ve yıllardır hiçbir şeye alerjik bir tepkime göstermeyen vücudunun erkek arkadaşıyla cinsel olarak yakınlaştığında vücudunun belli kısımlarında beliren ve oldukça kötü görüntüye sahip deri dökülmelerinin olduğunu fark etti. İlk de buna kendi de inanmak istemese de birkaç kez daha aynı sorunları yaşayınca artık emindi. Peki Virginia'nın neden erkek arkadaşına alerjisi vardı ve Virginia bunu ne zaman fark etti? Ben Mana. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, videoya geçmeden ufacık bölüyorum. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü yüksek like'lar hem benim daha fazla ve hızlı içerik üretmeme hem de videonun daha fazla önerilmesine sebep oluyor. Bir de lütfen abone olmayı unutmayın ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Çünkü sizin görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. İyi seyirler. Virginia Nault, Massachusetts'te yaşayan, çoğu kişi gibi sıradan bir hayatı olan, mutlu ve neşeli bir kadındı. O da herkes gibi sabah işe gidip akşam arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve boş zamanlarında ise kendine vakit ayırıyordu. Hayatının artık sıradanlaşmasından sıkılmış ve kendine hem arkadaş olabilecek, aynı zamanda da sevgili olabilecek insanlarla tanışmak istiyordu. Çünkü hayatındaki bu monotonluk onu oldukça sıkmıştı. Bir gün telefonuna insanlarla tanışma uygulaması olan Bumble ismindeki bir uygulama indirdi. Amacı orada yeni insanlarla tanışıp hayatına biraz da olsa farklılık katmaktı. İlk zamanlar uygulamadaki arkadaşlıklara pek güvenmese de zamanla insanlara şans verip konuşmaya başladı. Hayatı hala sıradandı ve değişen pek de bir şey yoktu. Güvenebileceği ve gerçekten değer verebileceği birisini istiyordu. Bir gün uygulamada yine dolaştığı sırada yeni bir eşleşme oldu. Virginia ilk kez bir çocuğu beğenmişti. Onunla sohbet edip birbirlerini az da olsa tanıdılar. Ama ne yazık ki Virginia'nın bu çocuk yüzünden başına gelecek hiçbir şeyden haberi yoktu. Steve Johnson ismindeki bu çocukla onu ilk başlarda istemese de zamanla onu tanıdıkça ve hoşlandıkça sevgili oldu. İlk zamanlar sadece uygulama üzerinden konuşan çift zamanla yüz yüze buluşmaya başladılar. Her şey güzel gidiyordu. Onlar da her çift gibi buluşuyor, birlikte dolu dolu vakit geçiriyordu. İlişkide herhangi bir olumsuzluk yoktu. Ta ki fiziksel yakınlık başlayana kadar. İkili ne zaman yan yana gelse, birlikte bir ortamda bulunsa Virginia'nın vücudunda kızarıklar çıkıyor ve vücudunun bazı bölgeleri anlamsızca kaşınıyordu. Geçmişte egzama ve diğer cilt rahatsızlıkları ile uğraşan Virginia, ilk başta bu durumun sevgilisiyle alakalı olduğunu düşünmüyordu. Ancak ne zaman vücudunda bir kızarıklık çıksa ve vücudunun bir yeri kaşınsa yanında Steve oluyordu. Virginia yine de farklı sebepler arayıp kendini rahatlatmaya çalışıyor, vücudunda çıkan kızarıkları mevsimsel değişikliğe yoruyordu. Çevresindeki insanlar Virginia'nın vücudunda çıkan bu kızarıkları anlayamamıştı. Hatta doktorlar bile. Virginia farklı farklı bir sürü doktora görünüyor, yediğine içtiğine dikkat ediyordu. Ama ne yaparsa yapsın vücudunda çıkan bu kızarıklıklar bir türlü geçmiyordu. Bu olumsuz durum hem Virginia'nın hem de çevresindeki insanların korkulu rüyası olmuştu. Çünkü Virginia ne kadar uğraşırsa uğraşsın sorununu asla bulamıyordu. Bunu kendi tespit edemediği gibi çevresindeki doktorlar da ne yazık ki anlayamıyordu.
Virginia ancak 6 ay sonra kafasındaki parçaları birleştirdi ve problemin erkek arkadaşı Steve olabileceği sonucuna ulaştı. Virginia, Steve ile dışarıda ne zaman buluşsa başına olumsuz bir durum gelmiyordu. Ama ne zaman Steve'in evine gitse vücudu alerjik reaksiyon gösteriyordu. Ayrıca evinden ayrıldıktan kısa süre sonra da vücudunda çıkan kızarıklıklar geçiyordu. Virginia bunu fark eder etmez ilk de yine erkek arkadaşından değil de evdeki havadan ve erkek arkadaşının kullandığı vücut ürünlerinden şüphelendi. Ve en sonunda dayanamayıp bu şüphesini Steve ile paylaştı. Ve birlikte evi sürekli havalandırıp evdeki bütün vücut ürünlerini değiştirdiler. Ama her şey hala aynıydı. Virginia'nın vücudundaki kızarıklıklar ne zaman Steve'in evine gitse ve ne zaman aralarında bir yakınlık olsa tekrardan ortaya çıkıyordu. Bu durum artık sinir bozucu hale gelmişti. Virginia çevresinde tanıdığı ve bildiği bütün cilt doktorlarına hatta özel hastanelere bile gitti. Ama sorununa net bir cevap bulamadı. Durum böyle olunca Virginia'nın artık şüphelendiği tek bir kişi vardı. Sevgilisi Steve. Virginia'nın durumu bir ara o kadar kötü olmuştu ki kızarıklıklar yüzünden acile bile kaldırıldı. Virginia'nın bu durumu sürekli hastaneye gitmesinden ve çevresindeki insanlarla bu sorunu paylaşmasından dolayı bayağı bir kişiye de yayılmıştı. Virginia ve sevgilisi Steve'in yaşadığı bu durum bir takım insanlar yüzünden sosyal medyaya kadar ulaştı. İnsanlar ilk başta Virginia Nault'un başına gelen durumu saçma bulup inanmasa da Virginia'nın şüphesini doğru bulup destekleyenler de oldu. Hatta bazı insanlar Virginia'nın vücudunda çıkan kızarıklıkların sebebini erkek arkadaşının onu aldattığından kaynaklı olduğunu düşündüğünü söylese de Virginia bu söylenenlere pek de kulak asmadı. Onun için vücudunun gösterdiği alerjik semptomlarının sebebi erkek arkadaşı. Ama bu durumun aldatılmayla bir ilgisi yok. Dünyada eşi benzeri olmayan ve neredeyse kimsenin başına gelmeyen bu durum çift için stresli ve sıkıcı olsa da onlar hala sevgili. Söylenenlere ve ortaya atılan iddialara gözleri kapalı. Virginia Nault'un bu durumu hala birçok doktor ve profesör tarafından araştırılıyor. Ve hala tıp dilinde Virginia'nın alerjisine bir tanı konulabilmiş değil. Çoğu kişi bu durumun saçmalıktan ibaret olduğunu hala düşünmekte. Ama tam aksine bu durumun gerçek olduğuna inanıp savunanlar da var. Bilirsiniz, klasik internet kullanıcıları işte.